yapısına göre. Yapıyor. Eğer Damla şu şekilde olsaydı Aylin burada süper görünürdü. Hmm. Yani herkes Madonna değil. Madonna'nın gözleri çok düştü ya. Niye öyle diyorsun? Yani onlar böyle kuyruk yapıyorlar ya. Çok böyle deli gibi kuyruk yapıyorlar. Evet. Haydi bakalım o zaman yavaş yavaş geçelim. Damla'yı, George'in profesyonel ellerle. Damla'yı evvela izleyenler de çok iyi takip etsinler. Hı. Evvela natürel bir makyaj nasıl yapılır? Bunu isterse gece bir yere giderken nasıl yoğunlaştırır? Onu bunu aşama aşama gideceğiz. Sonra içinizden orta yaşlı bayanı alacağım. O... Tamam bir dakika. Eller böyle kalkıyor. Yaşına göre ne yapılması gerektiğini ki evet. Çok tehlikelisiniz. Yani şöyle tehlikeli. 45 yaş üstü olduğumuz için yüzde bir gevşeme, yer çekiminden bir düşme oluyor. Bu yüzden biz bunu yukarıya alma veya da gelme şansımız yok. Tabii maskeler vesaire üstadımın anlattıklarını yaparsanız ciddi bir toparlanacaktır. Şimdi... Ama... Sana çok tatlı bir örnek göstereceğim. Göster. Biraz önce eyeliner dedin ya bak bizim en tatlılarımızdan bir tanesi. Makyajım nasıl? Şu eyeliner'a bak gözünü Allah seveyim. Allah'ını peygamberi seveyim. Şey, Kleopatra. Senin o eyeliner. Kleopatra gibi yaptı. Kleopatra da tabii Kleopatra'nın yengesiydi. Evet akrabası oluyor. Annesiyim ben. O da eyeliner çekmeyi bilmiyordu. Şimdi isminiz ne? Mikrofona değil mi? Ha, tabii i̇sminiz sen ne? Konuşasın var dur verin. Nesrin. Nesrin'cimiz Nesrin o bize. Nesrin ablanın. Hı. Şimdi bakarsak çok da gülen bir yüzü var ve hareketli bir cilt. Kapa gözünü. Allah aşkınıza seni bakar Allah mısınız? Allah kahretmesin. Ha, biraz daha devam etse maskeli süvari gibi dolaşacak. Arkadan böyle bağlayayım. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Hocam rezil etmeyin beni. Aşk olsun. Hayır ya. Nelersin? Gördüğümü söylüyorum. Doğrusunu yanlışını öğreneceğiz. Ama hocam bak ben 53 yaşında hiç göstermiyorum ama. Senin o gözlerinin canım, pırıltısı tamam, şey yeter. Demiyorum. Esasında şöyle buraya... Dön. Bak şimdi. Hı. Nesin abla? Buraya kadar gelmesen. Buraya hafif bir B noktasından ama bir sert yapsam. Ama Kleopatra gibi yaptım. Kleopatra diye önce... Kleopatra Allah seni kahretmesin. Kooperatif dedin ya. Kooperatif gibi oldu bu. Ya Mısırlılara döndüm vallahi billahi. Ha sen Mısır'ın ancak bütünü gibi kızım olmuşsun böyle. Kızım da kuaför bu arada hocam. He? Kızım da kuaför ama makyajımı beğeniyorlar. Kuaför mü? Evet çok güzel makyaj yapıyorsun diyorlar. Çok ama ya vallahi buyurun size böyle alayım. Vallahi ben, o zaman onun eyeliner'ını bir düzeltelim değil mi önce? Yapayım tamam, hocam. Tamam harika. Eyeliner mi çekeyim önce? Sen niye çekiyorsun? Çekme. Sen çekeceğini çekmişsin sen zaten. Sen çekmiş Allah çektirmesin de. Şimdilik. Bu bölümü ben düzelteceğim. Düzelteceğiz. Bakalım tek gözünü düzeltelim mi sadece? Tabii. Bir görelim arasındaki farkı. Ya hocam aynayı bacağımın arasına koyuyorum böyle çekiyorum. Ne? Alanı çekmesin zor kahretsin. Oluyor hocam ya. Aşağı bak. Allah beni kahretmiş cezamı vermişsen. Kuyuya bakar gibi olur mu? İşte birisi nasıl aynaya bak? Nasıl yapacaksın onu imkanı? Büyük ayna böyle koyuyorum büyük, hocam. Evdeki büyük ayna. Şöyle çekiyorum şöyle. 50 senedir bu iş yapıyorum. Hiç aynayı buraya koymak aklıma gelmez. Ya, hayatım, zaten bacak aranı alırsan bunu böyle çekersin. Zaten başka işte biri böyle oluyor, biri de böyle oluyor. Bizim orada ben çocuktum, rahmetli oldu, öldü. Aynalı Zehra vardı. Üsküdar'la. Hocam bana da bir at koyabilirsin bu arada. İşte aynalı oldu. Saçakların acıydı bana. Saçakların acıydı. Aynalı kadının lakabı. Her yerinde ayna vardı. Elinde, cebinde, çayında, şangır şungur. Yürüyen camcı gibiydi. Hep aynalı. Benim nerede bak. Ay almışım aynamı ya. Aynanı buraya soktum deme sakın bana. Var. Rujumu koydum buraya vallahi. Ne? Aa! Allah ya. Bu düğünden hazır gelmiş abi bir şey diyemeyeceğim. Ben böyle bir şey görmedim. Millet parasını koyar işte ne bileyim. Bir herkes parayı gelecek. Koyar bu rujunu koyar. Rujunu koymuş böyle bir şey. Sen... Ana para koyuyorum düşüyor ya. Sen çok tatlısın. İnanılmaz. Seni çok seviyorum gerçekten.